Bizimle Gelecek programına hoş geldiniz. Bu haftaki konuğumuz Hekagron Solutions Yönetim Kurulu Başkanı Enis Hekimoğlu. Hoş geldiniz Enis Bey. Merhabalar Tuğçe Hanım. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Sizler de iyisinizdir. Biz de iyiyiz, çok teşekkürler. Bu hafta aslında çok önemli bir konu için sizi burada ağırlıyoruz. Bugüne kadar iklim kriziyle ilgili, sürdürülebilirlikle ilgili birçok farklı başlığı ele almaya çalıştık. Ancak bunlarda çözüm önerileriyle ilgili veya krizler ortaya çıkmadan önce neler yapılabilir başlıklarını biraz es geçtiğimizi düşünüyoruz. Bugün aslında sizlerle bu başlığı açacağız. Ve ilk soruyu sormak istiyorum. Sürdürülebilir tarım size ne ifade ediyor veya sürdürülebilir tarımla ilgili neler biliyoruz, neler yapabiliriz? Evet, öncelikle iklim ve gelecek programında Agro TV nezdinde bizleri de burada ağırladığınız için çok teşekkür ediyorum. Son yıllarda bildiğiniz gibi pandemiyle beraber tarımda önem ve gıdaya erişim hiç bu kadar önemli olmamıştı. Evet. Bu anlamda baktığınızda bugünün ve gelecek nesillerin yaşam haklarını teminat altına almaktır diye kısaca özetleyebiliriz. Başka bir deyişle de sürdürülebilir tarımı bugünün ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarını riske sokmadan teknolojiye dayalı uygulamalarla toprak doğal varlıkları ve insan sağlığını koruyan bir tarım sistemi olduğunu tanımlayabiliriz. Peki sürdürülebilir tarıma neden ihtiyaç duyuyoruz? Yani ne gibi çözüm önerileriyle aslında tarımın sürdürülebilirliğini sağlamaya çalışıyoruz? Sürdürülebilir tarımın tabii ki birçok avantajı mevcut. Bunların başında toprak ve genetik kaynaklarını erozyonu önlemek, su miktarı ve kalitesini korumak, çevre kirliliğini önlemek, biyolojik çeşitliliği korumak, enerji tasarrufu sağlamak, katma değerli yüksek ürünleri değerini arttırmak ve küçük çiftçiliklerin gelirini artırarak aile çiftçiliğini korumak diye bahsedebiliriz. Aslında tabii, çok önemli bir yere değindiniz. Hemen orada bir parantez açmak istiyorum. Çevre kirliliği ve çevre sorunları dediniz. Birazdan sanırım ona da değineceksiniz ama hemen oradan belki ilerleyebiliriz diye düşünüyorum. Evet. Neden ihtiyaç duyuyoruz tabii demin sorduğunuz gibi sürdürülebilir tarıma? Tarım sadece gıda ihtiyaçlarımızı karşılamıyor. Tarım bizler için üretme kabiliyetinin ötesinde çok daha büyük toplumsal işlevler görüyor. Çiftçi ve toplum refahının, toprak sağlığı, su kaynakları ve biyoçeşitlilik gibi fiziksel, biyolojik çevrelerin yönetimi büyük bir iş gücüyle sosyal, ekonomik ve ekolojik sistemlerin bütününü kapsıyor. İşte çok geniş böyle bir sistemli bir kapsamayı sağladığı için tarımda sürdürülebilirlik de kavramı odağında bulunuyor. Bunun ötesinde de eğer tarımda sürdürülebilirliği sağlayamazsak, bir noktada nüfusun ihtiyacını karşılayamazsak, dünya büyük bir açlık tehdidiyle karşılaşacak. Üretim şimdikinden eğer geriye giderse, başta üreticilerin, daha sonra ülke ekonomilerin ve toplum refahında maalesef ciddi şekilde etkilenecektir. Evet. Bu etkilerden biri belki de çevre sorunları değil mi? Çevre sorunlarına çözüm arıyoruz ve aslında çözüm üretirken de bunun bilimsel bir şekilde tarımda verimliliği artırabilecek, tarımda ortaya çıkabilecek sorunların daha ortaya çıkmadan belki de çözüme ulaştırılmasını sağlamaya çalışıyoruz. Evet, sürdürülebilir tarımda baktığınızda demin söylediğim gibi ekonomik açıdan belki çiftçi karlılığı az veya çok olabilir. Sosyal açıdan teknolojik ihtiyaçları bir kısım olabilir, bir kısım geride olabilir veya çiftçinin bir takım diğer politika destekleri gibi gübre destekleri, krediler gibi destekleri farklı ülkelerde farklı uygulamalarla az veya çok olabilir. Ama bir şey var ki burada bu dört tane ilkeden biri çevre. Eğer çevreyi ve toprağı, suyu, kaynakları kaybedersek diğer aslında sürdürülebilir tarımdaki diğer ilkelerin fazla da bir önemi kalmıyor. Onun için bizim bugün burada sizlerle bitkisel üretimde çevresel sorunlarda, toprakta besin maddelerinin dengesizliği, mikroorganizma etkinliğinin bozulması, topraklarda tuzlanmaya, ağır metal birikimlerine sebep olan gübreler ve en önemlilerinden biri de havaya azot ve kükürt gazlarının salınması çok önemli sorunlar olarak görülmekte bu başlıklar. Ve ilkinde en önemlisine değinecek olursak ilk önce temiz hava dediğimizde temiz havayı ilgilendiren amonyak emisyonu. Amonyak emisyonu şu anda dünyada tarımdan kaynaklanan amonyak emisyonu %89'ları bulmuş durumda. Bunun da %18'i
inorganik, sıvı ve toz kimyasal gübrelerden kaynaklanmakta. Ve amonyak emisyonu öyle bir hale geldi ki şu anda karbondioksitten sonra çevredeki odak noktası haline gelen ikinci en önemli sorun kirlilik haline gelmiştir. Onun için temiz havadaki amonyak seviyesi çok önemli. Bugün yoğun tarım yapılan havzalardaki soluduğumuz hava uzak bölgelere göre 100 kat daha fazla amonyak içeriyor. Kesinlikle. Bu da insan sağlığını, hayvan sağlığını, bitki sağlığı ve hatta suda yaşam, su ve sudaki yaşayanların sağlığını bile ciddi şekilde etkilemekte. Birinci söyleyeceğimiz amonyak. İkincisi ise nitrat. Nitratta temiz su olması için nitrat seviyelerinin çok ciddi şekilde kontrol edilmesi lazım. Ama dünyada son yarım asırdır yapılan yoğun azotlu gübre uygulamaları maalesef içme suyundaki nitrat kirliliğini tarım alanlarından kaynaklanarak çok ciddi seviyeleri çıkarmıştır. En önemli etkilerinden biri nitrat seviyeleri mavi bebek sendromu dediğimiz hastalığa sebep oluyor. Ve arkasından da kanserle bağlantılı olduğunu biliyoruz. Dünyada yapılan son yıllarda araştırmalarda özellikle İngiltere'de yapılan araştırmalarda son 30 yılda 60 ppm olan su seviyelerindeki nitratlar şu anda %83 artışla 110 mg, 110 ppm'e çıkmış durumda. Aynı şekilde Türkiye'de de son dönemlerde Tarım ve Orman Bakanlığımızın da aslında azot raporu hazırlığı vardı. Henüz tamamlanmadı. Birçok bizim sahil alanlarımızda sera yetiştiriciliği yapılan ve sera dışında diğer sebze meyvacılık yapılan taban suyu yüksek olan arazilerde nitrat seviyelerinin çok yüksek olduğunu biliyoruz. Ve önümüzdeki dönemde direkt kanserojen madde olan nitrat seviyelerinin de kontrol altına alınması, azot kullanımlarının dikkatli bir şekilde, bilinçli şekilde ve yeni stabilizatörler içine konularak uygulanması gerektiğini biliyoruz şimdiden. Üçüncü önemli yine suyu etkileyen çevresel konu ise fosfat içerikli gübreler. Bu da olması gereken seviye 0.02 ppm seviyesinde. Ancak şu anki intensif tarım yapılan Türkiye gibi Batı Avrupa'da birçok ülkede bu seviyelerin çok üzerine çıkıldı. Öncelikle yosun oluşuna neden olan fosforlu gübreler, daha sonra sudaki oksijeni tüketen bakteri seviyelerini arttırarak tüm yaşamı öldürecek ve su kaynağını kirletecek seviyelere geliyor. Ve içme suların, nehirlerin, su kaynaklarının yosun ve bakterilerden arındırmak için de çok ciddi maliyetler gerektiriyor. Nitratları temizleyemiyorsunuz, amonya salınanı temizleyemiyorsunuz ama fosfatları belki temizleyebiliyorsunuz ama bunlar da çok ciddi maliyetler ortaya çıkarıyor. Ve bu üç nitrat, fosfat, amonyak seviyelerine baktığımız zaman iki tanesi suyu ilgilendiriyor, biri havayı ilgilendiriyor. Hemen geçmiş dönemde yaşadığımız Marmara müsilajına gelelim. Evet. Marmara müsilajını herkes belki yarım asırdan fazla işte evsel atıklar, özellikle endüstriyel atıklar diye televizyonda yapılan programlarda konuşuldu ama aslında belki de unutulanı en önemlisi kullanılan yarım asırdır gübreler, kimyasal gübreler. Tarımın yarattığı tahribat. Bugün Biga çayından, Çanakkale'den, Bursa'da Nilüfer çayından, Susurluk çayından ve diğer Marmara'yı bir havuz gibi düşünürseniz bütün farklı illerimizde, ilçelerimizde yapılan özel meyvacılık, sebzeli tarla ürünlerinin gübreleri maalesef Marmara Denizi'ne attı. Peki bu azotlu fosforlu gübreler ne yaptı? İşte bu mikroorganizmaların besin kaynağı oldu. Evet. Yosunlar oluştu. Yosunlarla bu besinlerle beslenen bakteriler maalesef sularımızı ölümsüzlüğe itti. Bu konuda birçok dünyada yine intensif tarım yapılan Marmara özelinde olan böyle kapalı havza gibi olan bölgelerde çok ciddi sorunlar var. Fosfor konusunda da yine Tarım ve Orman Bakanlığımızın kullanılan fosforlu gübrelerin daha bilinçli kullanılması ve yeni nesil teknoloji biraz sonra bahsedeceğimiz inovatif ürünler içeren aslında artık kimyasalların taban gübrelerinin değil, daha farklı yeni nesil yine çiftçi verimini, çiftçinin bitkisel üretimindeki verim ve kalitesini sağlayan ürünlerin kullanılması gerektiğini düşünüyoruz.
Çok teşekkürler. Hem çok değerli veriler paylaştınız hem de aslında çok önemli bir konuya değindiniz, müsilaj. Ve bunun gerçekte göz ardı edilen bir kaynağının olduğunu da bir kez daha altını çizmiş olduk. Bununla ilgili olarak belki genel anlamda sorunlara odaklanıyoruz ancak bununla ilgili çözümlerimiz neler olabilir? Hekagro bu konuda önemli çözümler öneriyor, evet biliyoruz. Bir kez daha burada altını çizmekte yarar var. Yani inovatif çözümler ve evet, diğer çözümler neler olabilir? Evet. Bugün bitkisel üretimde teknolojiye sahip bitki besleme firmaların portfolyosunu özgün ve gerekli kılan 3 tane sorun var karşımızda. Hı hı. Ve bizim Hekagro'nun temsil ettiği firmalar gibi diğer firmalarda bu sorunları çözerek yeni inovatif yaklaşımlar getiriyor. Birincisi, en büyük sorun bitkisel üretimde artık bu yarım asırdır kullanılan konvansiyonel gübreler, DAP gibi, potasyum sülfat gibi ham madde niteliğindeki gübreler maalesef verimlilik programlarını ve ürün formülü, gübre formülleri maalesef küresel çaptaki verimi karşılamıyor. Evet. Çok daha fazlasını verseniz zarar veriyor, hı hı, ve mevcut kimyasal topraktaki reaksiyonlar veya iklimsel değişiklikten dolayı aynı etkiyi alamıyorsunuz. Oysa ki yeni biyostimülantlar, yeni fermente edilmiş biyostimülantlar veya Leonardit'ten elde edilmiş sıvı hümin ekstratları, hümük ve fülük asitlerden çok daha öten bir teknolojiye sahip bu teknolojilerin minerallerin içerisinde olması, bir çinkonun içinde, bir manganın içerisinde, bir potasın içerisinde olması 2 ila 8 kat daha fazla bitkisel üretimde besin sağlayabiliyorsunuz. Bilimsel sonuçlar, ispatlanmış sonuçlar. Birinci açıdan verimlilik açısından. İkincisi açısından ise geleneksel yine bu çiftlik uygulamaları, kimyasallar toprak verimliliğini önemli ölçüde düşürmekte. Evet. Biliyorsunuz toprak bizim gıdada anamız ve toprak öyle bir ev sahipliği yapıyor ki tüm canlı, bugün hala %90 bilimsel olarak ispatlanmamış birçok kimyasal, biyolojik ve fiziksel içerik içeren bu yapı, dinamik yapı hem bitkilerimize ev sahipliği yapıyor, hem bir gramında 10 bin milyon adet bakteri, mantar bulunan mikroorganizmanı besliyor ve maalesef biz geçtiğimiz yarım asırda intensif tarım yapılan yerlerde buradaki mikroorganizmalara, toprak faunasına, canlı faunaya zarar verdik. İşte bu anlamda biz ne yapıyoruz? Öncelikle toprak sağlığını koruyan mineralleri, gübreleri, bitki beslemeni tercih ediyoruz. Hem mikrobiyal aktiviteyi arttıran, hem toprak canlı faunasını bozmayan, bilakis besin kaynağı oluşturan, toprak sağlığını koruyan sıvı organomineral mikrobiyal teknoloji, gübre teknolojilerini sunuyoruz. Ve diğer taraftan da tabii sağlıklı topraklarda da sağlıklı bitkiler oluşuyor. Bunun için de özellikle yine tarım ilaçlarını değil, bizde de sadece portföyümüzde bir tane bulunan biyolojik içerikli bir bakteri bulunan biyolojik mantar ilaçlarının kullanılması, aynı gün atıp sonuçlarını alıp ve hiçbir kalıntı bırakmayan, çevreye, insan sağlığına ve gıda güvenliğini tehdit etmeyen ürünlerin ortaya çıktığını görüyoruz. Üçüncüsü ise biraz evvel bahsettiğim yeraltı ve yüzey sularını kirleten nitrat ve fosforların bulunması hem verimi hem çevreyi olumsuz şekilde etkilemekte. Yine bununla ilgili Verdejin Life Science firmamızın nitrat yıkamalarını azaltan, topraktaki azot parçalanmasını azaltan ve havaya amonyak gazı salınmasını azaltan yeni polimer teknolojileri mevcut. Aynı şekilde de fosforlu gübrelerin etkinliğini arttıran, toprakta bizim Türkiye topraklarına kireçle bağlanmasını engelleyen, diğer kalsiyum gibi, magnezyum gibi elementlerle bağlanıp da toprakta bir maden gibi kalmasını engelleyen yeni katkı maddeleriyle beraber biz ana elementlerimizi, azot, fosfor, potaslarımızı, ikincil elementlerimizi, kalsiyumumuzu ve diğer iz elementlerimizi bir bitkisel üretimde gerekli olan 17 tane ana gerekli elementten 14'ünü biz ilave ettiğimiz elementleri çok daha etkin bir şekilde çevreyi kirletmeden verimliliği ve kaliteyi artırarak çiftçilerimize bitki üretimin emrine sunabiliyoruz. Çok teşekkürler. Özellikle şunu anlıyorum aslında. Sürdürülebilir tarım başlığından bu noktaya geldik.
tarımda sürdürülebilirliği sağlayan en önemli şey aslında bilimsel yaklaşımların sahaya çıkması. Hı hı. Sizin yaptığınız çalışmalardan ve anladığım kadarıyla verimliliği ve toprağı koruyan ürünlerinizle de biz bunu görmüş oluyoruz. Yani sahada gerçekten ciddi anlamda verimliliği de arttıracak, kaliteyi de arttıracak ve aynı evet. zamanda toprağı tekrar kullanılabilir halde bırakacak. Evet. Çünkü biz onları bu kimyasallarla örttüğümüz zaman bir daha kullanılabilir bir toprağa ulaşamıyoruz. Maalesef. Bu çözüm maalesef. Önerilerinden bunu anlıyorum. Evet. Bir önemli soru sormak istiyorum aslında. Biz ilk haftalardan beri 2030 hedeflerinden bahsediyoruz Türkiye'de. Hmm. Ve bunlardan biri de inovatif bir tarım, hmm. sürdürülebilir bir tarım, hmm. teknolojiyle birleşen bir tarımdan bahsediyoruz. Hmm. Bu hedeflere biraz uzak mıyız sizce? Yoksa siz biraz daha umutlu mu yaklaşıyorsunuz? Yine çözüm önerileriyle beraber belki dinleyebiliriz. Hmm. Evet, insanların ekolojik denge üzerindeki ayak izleri ve olumsuzlukları her geçen gün geçtikçe artıyor. Hı hı. Dünya çapında da sizler de biliyorsunuz 1990'lı yıllardan beri son 30 yıldır konuyla ilgili her ne kadar bir çalışma yapılıp yol haritası çıkarıldıysa da sürdürülebilir tarım, çevreye olan etkileri, gıda güvenliğiyle ilgili konularla maalesef ekonomik kalkınmayla çevre arasındaki çatışma henüz tamamlanmamış durumda. Hı hı. Ve geçmişten bir 30 yıldan örnek verecek olursak önümüzdeki 30 yılı daha iyi görebiliriz. 1992 yılında Birleşmiş Milletler Çevre Kalkınma Konferansı Rio Deklarasyonu'nda gündem 21 adı verilen deklarasyonda 40 bölümden oluşan belgeler, çevreye olan etkiler, gıda güvenliği, iklime krizini engelleyecek bir takım harita yolları çıkarılmasına rağmen o günden bugüne aslında baktığımızda bilim adamlarımızın o günden bugüne ortaya koyduğu sonuçlarla beraber benim gözlediğim ve duyduğum sadece Çin ve Brezilya'da bu konuda bu yol haritasında bazı adımlara ilerlemeler kaydedilmiş. Ama dünya genelinde globalde baktığınızda maalesef geçmiş 30 yılda bu çalışmalar aslında yapılmış ama bugün hala biz bunları konuşuyoruz. Ve biraz da tabii endişe duyduğumuzu söyleyebilirim. Evet. Tabii iklim krizini çözmek ve doğayı korumak için de tarımda hızlı bir inovasyon dönüşümü kesinlikle, olması gerekiyor. Kesinlikle. Biz hedeflerimize ulaşmak için bu anlamda doğayı koruyan yeni teknolojileri ve gıda üretimde yöntemlerini tarımdaki inovasyon açını kapatmamız lazım. Kesinlikle. Son yıllarda Türkiye'de ve dünyada belki tarım gelişmiş ülkelerde bazılarında bu açık daha fazla kapatılmış olabilir. Hı hı, Latin Amerika hı. ülkelerinde, Avustralya'da, Japonya'da ve Amerika'da. Ama Türkiye'de ve çevre ülkelerimize ve bizim Avrupa'ya baktığımız zaman Avrupa Birliği'ne maalesef birçok ülkede, istisnai olan ülkeler hariç, hı hı. bu inovasyon açığı tamamlanmamış. Ve 2014'ten beri konuşulan Paris İklim Anlaşması, en son Yeşil Mutabakatlar, bizim küresel ekonomimizin en büyük sera gazı yayan sektörlerden biri tarım sektörü olarak gıda sistemlerinin dönüşümünü değişim merkezi olarak koymamız gerekiyor. Evet. Ancak bu şekilde hı hı. biz bilinçli bir şekilde farkındalık yaratarak daha farklı ilerleyen adımlar atmış olabileceğimizi düşünüyoruz. Bizim yaptığımız çalışmalarda ise hem Türkiye'de Tarım Bakanlığımıza bağlı TAGEM'le ve Amerika'da ve Avrupa'daki birçok üniversite ve araştırma enstitülerinde, örneğin Amerika'da Enerji Bakanlığı'na bağlı Los Alamos'ta yapılan çalışmalarda bizim demin bahsettiğim azot, fosfor, potas içeren ve bunların stabilizasyonunu gerçekleştiren ürünlerle amonyak salımını %85 azaltabiliyoruz bu inovatif ürünlerle. Azot oksiti yine emisyonunu %61 oranında azaltabiliyoruz. Nitrat yıkanmasını ise %21'lere varan oranda azaltmış bulunuyoruz ve azaltarak da fosfat kullanımını etkinliğini daha fazla arttırmış oluyoruz. Ve çevre üzerinde de yapılmış olan denemeler var. Kullandığımız bu gübrelerin, bu stabilizatörlerin, güçlendiricilerin çevreye olan etkilerine baktığımız zaman karasal organizmalarda 12 aylık periyotta uygulanan dozlarda sıfır etki olduğunu, toprak mikroorganizmalarında hatta mikrolizaların kolonizasyonda %74'lük bir artış olduğunu görüyoruz. Evet. Sucul organizmalarda bunların bir yan etkisi olmadığını, balıklar üzerinde suda yapılan çalışmalarda 12 aylık periyotlarda yüksek akut dozlara ve kronik dozlarda uygulandığında olumsuz bir etkisinin olmadığını görüyoruz. Bunlar hepsi sıfır çıkıyor. Bunlar işte yüzyıllarca bu toprakları koruyarak, çevreyi koruyarak bu yeni teknolojilerle, bu polimerlerle
yeni fermente edilmiş biyostimülantlarla bitkisel artıklardan edilen farklı ferment edilen biyostimülantlar ve mikrobiyal gübre içerikleriyle hem çevreye zarar vermediğimizi bilimsel olarak ispatlamış oluyoruz. Bilakis de azalan kimyasal gübrelerle beraber verimliliği de arttırmış oluyoruz. Biz ve şu anda da Ekagro olarak da daha az kimyasallarla farklı bitki örtüsünde, Türkiye'de 32 tane farklı bitki örtüsünde verimliliğin ve kalitenin nasıl arttırıldığını bütün çiftçilerimize tarımsal yayım çalışmalarımızla beraber göstermeye çalışıyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Tarım tabii ki dünya nüfusu böyle bir hızla artarken ve bu anlamda tabii verimli topraklara göçler artıyor. Biz su göçlerinden bahsediyoruz, tarımsal göçlerden bahsediyoruz ve giderek daha önemli bir merkeze gelecek aslında. Çünkü üretime ihtiyacımız var, besine ihtiyacımız var. Siz aslında çok önemli çözüm önerilerinde bulunuyorsunuz. Daha sorun ortaya çıkmadan çözülebilecek şeylerden bahsediyorsunuz. Son olarak altını çizmek istediğiniz, mutlaka bu çok çok önemli, bakın dikkat edin demediğiniz bir nokta var mı? Evet. Biz Sekagro olarak herhalde bu sorunlar hiç televizyonlarda, Agro TV gibi televizyonlar daha Türkiye'de olmadan konuşmaya başladığımız bir mottomuz vardı. Temiz hava, temiz su, sağlıklı yaşamlar için sağlıklı topraklar mottosuyla Ekagro ve Ekagro'nun temsil ettiği ve Türk milli tarımına kazandırmaya çalıştığı firmalarımız böyle bir motto ile 33 yıldır çalışıyor. Tabii ki son 5-10 yıldır Türkiye ve dünyada globalde. Farklı grupların Birleşmiş Milletler Gıda Teşkilatı'nın da buna çok farkındalık yaratacak adımlar atması çok önemli. Çünkü aksi takdirde insanoğlunun yaşamı, gıdaya erişimleri çok daha zorlaşacak. Bu anlamda bu mottoyla bence en önemli olan şey birincisi Türk çiftçisi olarak eski alışkanlıklarından vazgeçmemiz lazım. Yeni inovatif yaklaşımlar. Hatta bugün şu artan maliyetler dünyadaki ve Türkiye'deki artan gübre maliyetleri, tarım ilaçları ve enerji maliyetleriyle beraber aslında gübrede teknoloji şu anda birim alandaki maliyeti çok daha ucuz oldu. Evet. Onun için Türk çiftçisinin yıllardır sadece toprak analizi değil aslında bir mısır yetiştirdiğinde her ay her 15 günde bir yaprak analizi yaparak teknoloji içeren, ağır metal içermeyen, klor içermeyen, en düşük tuz indeksine sahip gübreleri tercih ederek ve topraktan verilen potaslı fosforlu gübrelerin artık 48 saatte bitki metabolizmasına geçen, yapraktan uygulandığında 2 saat, 4 saat gibi hızlı bir şekilde meyveye ulaşan bitki besleme ürünlerinin tercih edilmesi, denemesi ve uygulamaya geçmesi gerekiyor ki bu anlamda Türkiye'deki hem yurt dışı kaynaklı hem yerli üretimdeki teknolojiye sahip ürünlerin hem çevreyi koruyarak hem gıda güvenliğini tehdit etmeyen hem de Türkiye'nin ihracat pazarlarında taze meyve sebze ihracatına ve diğer tarım ürünlerinde bugünkü ihracatını 3'e katlayarak 100 milyar dolar gibi çiftçi refahına, ülke ekonomisine katkı sağlayacak ekonomik sonuçları da kazanmasını arzu ediyoruz. Ve burada bu bütün konuşmalarımızın gerçekleşebilmesi için de son olarak çok önemli bir işbirliğinin yapılması gerekiyor. Kesinlikle. Burada kamu, üniversite, akademik kuruluşların ve özel sektörün işbirliğinin geliştirilmesi, bu üç grup arasındaki köprünün çok hızlı gitgelli çalışması lazım ki bu konuların üç kere konuştuğumuz, anlattığımız, bilimsel olarak tartıştığımız konuların belki beşincide daha farklı yönlere gideceğini, Türkiye şartlarında, Türkiye ikliminde ve toprak, hava, su özelinde çok daha farklı kararlar alıp doğru uygulamalar yaparsak biz bu toprakları yüzyıllarca daha gelecek nesillere bırakacağımıza inanıyoruz. Çok teşekkürler. Çok değerli bilgiler paylaştınız. Çok önemli bir konuyu bugün sizlerle beraber işledik. Sürdürülebilir tarım çok büyük bir başlık ama bunun için aslında çözüm önerileriyle sahada var olmanın ne kadar önemli olduğunu ve bilimsel olarak inovatif çözümlerle aslında geleneksel tarımın ötesinde bir şeyler yapmanın gerekliliğini bugün bir kez daha gördük. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, ben de bu imkanı sağladığınız için tekrar şahsınıza, sizlere ve Agro TV'ye çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Sağ olun, çok teşekkürler. İklim ve Gelecek programından bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın.